Herkese merhabalar. Finishing ekibinin hazırlayıp sunduğu Bozuk Kol'un yeni bölümüyle beraberiz. Ben Salih Küçük. Ben Mert Çatal. Ben Derviş Öztürk. Beyler hoş geldiniz. Sefalar Merhaba. getirdiniz. Nasılsınız? Ne Teşekkür ederim. yapıyorsunuz? Hayat nasıl gidiyor? Koronanın yavaş yavaş birinci senesine geliyoruz. Derviş senle başlayalım. Abi iyi gitmiyor. Öncelikle pandemi süreci iyi gitmiyor. Yani açıkçası sıkıldım. İlk başlarda böyle değildi. Ne bileyim. En azından işler dönüşümlü mesai saatlerine geçtiği için birazcık sevinmiştim. Hani birkaç gün işten kaytarırım da kitaba, oyuna, filme vakit ayırırım diye. Benim de birazcık sağlık problemi vardı. Başlarda doğru dürüst hiç gitmedim diyebilirim. Ama aylarca evde kaldıktan sonra da insan sıkılıyor tabii, ne yapacağını bilemiyor. Oyunlar, kitaplar, filmler bir süre sonra seni sarmamaya başlıyor. Yani sevdiğin her şeyden nefret ediyorsun gibi geliyor ve kendi isteğimle işe başladım artık. Tabii o arada bir koronayı geçirdim, daha doğrusu şifayı kaptım. Birazcık ağır geçti ama siz yanımda oldunuz daima, bizim finishing ekibi olsun, gruptan arkadaşlar olsun. Güzel geçti. Sen post apokaliptik ortamları seversin. Aslında biz pek böyle post apokaliptik bir ortam görmedik. Belki birazcık devlet zoruyla uygulanan sokağa çıkma yasakları süresince sokakları boş gördük ama onun Evet. dışında halkımızın bu süreci pek saygıyla karşılamadığını düşünüyorum. Sokaklar dolu, eğlence merkezleri dolu, gençler aklı bir karış havada ve birazcık şikayetçiyim. Başlarda insanlar korkuyor tabii, temizliğe, temasa dikkat ediyoruz ama gitgide artık sürü bağışıklığı sistemine geçmiş bulunmaktayız. Yetkililer bunu söylemese de Türkiye bence sürü bağışıklığının en yoğun olarak kullanıldığı ülke olabilir. Çünkü yani ben şey göremiyorum. Derviş dertli çıktı Birazcık ya. Genel birazcık adam olsun. evet. Evet, Adam çok soruyu anlamsız bekliyor. oldu. Adam soruyu bekliyormuş ya. Ya öyle yani, bir şey, pandemi süreci nasıl geçiyor gibi bir soru sordum. Ben de kısaca pandemi tarihini özetlemiş gibi oldum kendi Geçmiyor abi, onu kişisel. anladım ben. Mert sende ne var ne yok abi? Abi ben bu LinkedIn'de ya da ne bileyim Twitter'da, sosyal medyada bu pandemiyi hani böyle üretken geçen insanlar var ya, onların bir örneği olarak yaşıyorum aslında bu pandemi dönemini. Bu sürecin ilk başı benim için de çok sıkıntılı, sancılı geçti ama daha sonrasında bir sistem oturtmaya başladım ve işte çalışmaya başladım. Onun yanı sıra yapmak istediğim şeyleri sırayla yapmaya başladım. İşte ortaya bazı içerikler koymaya başladım falan filan. Benim için iyi gidiyor. Oyunlar anlamında da sırayla oyunlar oynamaya çalışıyorum. Planladığım, daha evvelden bakamadığım, fırsatımın olmadığı oyunlar ama çok uzun zamandır futbol menajer batağında olmam birazcık beni yavaşlattı yeni oyun deneyimleme konusunda. Futbol menajer ve Europa Universalis önermediğim iki oyundur insanlara. Lütfen kesinlikle başlamayın. Başladığınız anda çünkü artık bırakamıyorsunuz, yakanızdan düşmüyor. Benim için iyi diyebilirim ya pandemi süreci. Hala da iyi devam ediyor. Tabii ki dışarıya çıkma, yani az sosyalleşmek bir tık problem olabiliyor. Çünkü ben çok fazla dışarı çıkmayan bir insan da olsam dışarıdaki etkinliklere katılan bir insandım tek başıma. O birazcık böyle azalınca onun fırsatları bir tık etkilemeye başladı. Yani birkaç aydır neredeyse konsere gitmiyoruz. Doğru düzgün sinemaya da gidemez olduk. En son Tenet'e gitmiştim. Düşün yani aradaki range'i. Tenet bundan bir ay önceydi neredeyse. Bu tür durumlar olumsuz tabii ama olumlu taraflarından yaklaşmaya çalışıyorum. Benim için görece olumlu. Mert, sana Anladım. bir öneride bulmak istiyorum ya. Sosyal Tabii. medya üretim geçirdim dedin ya başta. Oğlum şu Twitter profilini bir düzelt ya. Profil fotoğrafında Erhan Afyoncu var anasını satayım. Onu düzeltti ya, çok oldu. Düzelttin mi Mert? Düzeltti, Evet, düzeltti. Oldu. Yani düzelttim. hiç takip etmiyorsun takım arkadaşını. 2 hafta oldu adamın düzeldi. Ha. Yani o böyle şey gibi, Özür malum insanın perde arkasına saklanmış fotoğrafı vardı. Onun gibi bir şey koymuş hatta. Evet. O benim o ya. Evet. Başka bir fotoğraf hatırlattı bana. Seçim geceleri kullanılır bazen, Ha, anlamaz. evet, hatırladım, Evet, tamam, ona hatırladım. benziyor. Derbi sen ne oynuyorsun şu sıralar? Ya ben bildiğin üzere bu hafta ben PlayStation 4 aldım. Evet, Xbox'tan hayırlı vazgeçtik olsun artık, yeniden. şimdi PS alemine daldık. Birazcık pahalıydı ama olsun abi, gelecek ay 5.000 Tabii artı 1.000 lira tabii. olmayacağını da bir garantisi yok diyerek avuttum kendimi. Last of Us'ın
PlayStation 4 için yenilenmiş versiyonuna bir göz attım. Gerçekten nefis gözüküyor yani. Bir PlayStation 3 oyununun PlayStation 4'e böyle güzel bir şekilde port edilmesi, yeni gelen grafikleriyle falan beni mutlu etti. Daha sonra FIFA 2020 oynamaya başladım. Akşamları YouTube'dan canlı yayınlar yapıyorum. Genelde bir iki kişi falan izliyor. O da benim zorunda. En yakın arkadaşıma izletiyorum sürekli. Arada bir size atıyorum, bir izleyin, vicdansızlar ya. 9 abonem var YouTube'da. Onun dışında FIFA, Last of Us ve ismini belirtmek isteyemediğim şahane oyun böyle geçiyor yani. Mert sende ne var? Hatta sana programın üstünde konuşmuştuk. Among Us. Şimdi bir, sen, işte derviş konuşurken yanında ben de Steam'de yorumlara falan baktım da %97, %96 civarı olumlu yorum var. Korkunç. Ya yorumlara dokundum hemen şöyle hızlı Evet. hızlı. Hani of millet kendini jiletliyor durumda. Neden bu oyun tuttu? Çok online oyunlarda biraz uzağım. Sen de biraz deneyimledin. Programdan önce konuştuk. Hemen insanlar bu kadar hızlı oyuna girmesinin ve bunu beğenmesinin sebebi ne? Ya aslında ne bir orada bir şey sen kaçırdın. Bu oyun aslında çıkalı 2 sene Aa, oluyor. müthiş bilgi. Asıl ilginç olan nokta bu. Asıl ilginç olan nokta bu yani. 2 senedir bu oyun Evet. neredeyse böyle 16 işte saman altından tutulmuş Kasım 2018. bir şekilde. Doğru. Evet. Yani hiç kimsenin haberi olmadan bir şekilde devam ediyor hayatına. Ancak özellikle bu Ağustos ayının sonundan beri inanılmaz bir yükseliş var gerçekten. Yani dolar, Türk lirası, kuru bu kadar hızlı yükselmemişti tarihin hiçbir noktasında. Among Us gerçekten çok Abartmadım. fazla popüler oldu insanlar. Öyle gerçekten ya bu arada. Düşün ne kadar Yok yok, hızlı öyle popüler öyle, olduğunu. kesinlikle öyle. Derviş biraz uzak kalmış sanırım. Yani biraz uzak Bayağı kaldı uzak. o bence Evet. de. Ya çünkü kıyasladığı şey Amerikan doları olduğu için birazcık absürt geldi Yok yok, açıkçası. çok yükseldi. Gerçekten bayağı yükseldi. Ya bunun temel sebebi benim de görebildiğim üzere, insanların da söylediği üzere yayıncıların, özellikle Twitch ve YouTube'da yayıncıların çok fazla oyunu oynamaya başlaması. Bu bir marketing stratejisi miydi yoksa doğal olarak mı böyle bir süreç gelişti? Buna dair bilgim yok ama oyun gerçekten Ağustos ayının sonundan beri çok dünya çapında ünlü yayıncılar tarafından oynanıyor. Oynanırken diğer işte katılımcı olan yani yayını izleyen kişilerin de oyun üzerinde söz sahibi olabiliyor olması, o vote sistemi var. İnsanları voteleyebildiğiniz bu şekilde kim katil ya da kim takım arkadaşınız bunu belirtebiliyorsunuz. Bunu işte yayıncıların yayınını izleyen izleyicilerin de birazcık böyle içine dahil olarak sürdürebiliyor olması sanırım bu popülerliğin ortaya çıkmasındaki temel etken. Yani tamamen herkesin katılabildiği bir oyun. FIFA gibi ya da atıyorum başka bir belki shooter oyunu gibi sadece izlemiyorsunuz. Oyunda aktif olarak rol de alıyorsunuz. Bu bence popüler olmasının sebeplerinden bir tanesi. Gerçekten yani böyle bir dibe vurmuşluktan tavana çıkan bir gösterge var, grafik var. Ben de mobilde deneyimledim. Henüz bilgisayarda sahip değilim. İşte bu da popülaritenin sebeplerinden bir tanesi bence. Oyunu hem mobilde hem bilgisayarda oynayabiliyorsunuz ve ikisiyle beraber oynayabiliyorsunuz yani. Mobildeki bir insan bilgisayardaki bir insanla beraber oynayabiliyor. Bu da bence büyük bir avantaj. Anladım. Crossplay. Ya, Çok bugün basit. Yani Neymar oynarken basit bir gördüm. oyun. Neymar oynuyordu ve kendinden geçmiş. Hatta çoğu futbolcu da Premier Lig'de, çoğu NBA'de, çoğu oyuncu da oyuna bayağı sarmış durumda. Onların da kitlesini düşünürsek çığ gibi artacak. Artmaya devam Evet. edecek bu Among Bir özet Us vereyim ya oyunu bilmeyenler için. Oyun aslında bizim oynadığımız vampir köylü oyunu. çılgınlığı. Bu kadar basit bir vampir köylü Güzel. oyunu yani. Zevkli. Kulağa zevkli geliyor. Buyur. Bu arada şey düşününce bu bir şey daha eklemek isterim. Abi YouTube'da bilmiyorum siz denk geldiniz mi ama Türk YouTuber'ların sürekli vampir köylü oyunu içeriği çekmesi ve bunun çok fazla izlenmesi gibi bir olgu var. Yani vampir köylü oynuyorlar arkadaşlarıyla beraber. Bunu YouTube'a koyuyorlar ve bu Evet. çok izleniyor. Bu da bence Türkiye'deki popülaritesinin aslında beklenen bir şey olduğunu Yüzde gösteriyor. yüz Ben öyle katılıyorum. Ya düşünüyorum. herkese zaten çocukluğunda bu oyunu en az bir kere oynamış veya duymuştur diye tahmin ediyorum ben. Hepimizin aşina aldığı bir oyun. Ben bu yaz oynadım ya. Hayatımda hiç duymadığım bir oyundu. Ama Tabii ergenliği Mardin'de geçirince insan oynadın. birazcık uzak kalıyor. Tam böyle sahilde şarap içip arkadaşlarla oynanmalık bir oyun olduğu için benim pek imkanım olmadı Vampir Köylü oynamaya. Ben hayatımda bu kadar kötü Peki. bir tanım görmedim ya bir oyun hakkında. Yani şu ya 30-32 yaşındayım, hayatımda bu kadar kötü, bu kadar uyumsuz bir tanım daha duymadım. Yani Vampir Köylü oyununun sahilde şarapla içildiğine dair bu kadar yanlış bir betimleme de hayatımda duymadım ben. İnanılmaz. İnanılmaz yani. Alakası bile yok. Skandal. Ya ben tam olarak böyle yapmıştım. Tam olarak böyle yapmıştım. Ha, gözlerim Yani der kapalıydı.
kapalıyken şarap içiyordum. Aynı zamanda tahmin etmeye çalışıyordum. Yani vampir köylüyle Böyle kalmış, gözlerin kapalı şarap içiyorsan çok ilerlememiş. bir... Ben bir şey Tabii söyleyebilir ben. miyim? Bence birçok insan dervişin yaşadığının tam tersi bir ortamda Ben öyle oynadı bu oynadım. oyunu ilk defa. Direkt Hadi köy ya. ortamında oynadım hatta, bayağı anam baban. Köy ortamında oynadım. Ben de Batman Arkham Asylum'u bitirdim. Seneler sonra ikinci kez. Zamanında Christopher Nolan'ın The Dark Knight filmiyle beraber çıkıp George Clooney zamandaki, IMDb'si kaçtı, Ömer'le de konuştuk biraz. George Clooney zamandaki yerlere düşen Batman'in karizmasını filmle beraber yükselten bir oyundu. Yani başyapıt. Söyleyecek hiçbir şey yok. 9,5 vermek bile skandal olur. 10 üzerinden 10. Her sahnesi, her sekansı, her diyaloğu ve her villain karakteri muhteşem yazılmış. Joker'in replikleri olağanüstü. Batman'e ya korkunç güzel bir oyun ya. Yani bir yer vardı, kahkaha attım gülmekten. Deliler Hastanesi işte yürürken Joker anons yapıyor. Deliler Hastanesi'nde biri var, Batman kostümü giymiş. Evet, maalesef duyduğunuz doğru, böyle bir deli var diye. Yani böyle tatlı şakalar çok güzel. Oyunun senaryosu harika. Oynamayan varsa, ki tahmin etmiyorum. Yani çoğu kişi oyun sever zamanda oynamıştır bu oyunu, ama ikilemde varsa, ikilemde kalırsa bu ayın sonunda Steam'de de çok güzel indirimler geliyor. Orada zaten 5-6 TL gibi fiyata düşer. Hiç ya düşünmesin bile, hemen alsın Aynen. diyelim. Ve buyur. Ben Windows'da mı Windows, oynamıştın? Windows tabii. Windows'da mı? Hı. Bu senin dediklerine bir Tabii ekleme derviş. yapmak istiyorum abi. Bu oyunda aynı zamanda şey var. Bilmeceler var. Akıl Evet, Riddle'ın. hastanesinde bilmececi tarafından oluşturulan Riddle denilir. Ben bilmececi demeyi tercih ederim. Bu arada DC evreninde filmlerde, oyunlarda falan çok az işlenen bir karakter. Bu oyunda bu kadar detaylı bilmecelerine falan yer verilmesi çok güzel olmuştu. Bir ara bende manyaklık seviyesine varmıştı. Çünkü o kadar zor bulmacaları var ki Evet, bazen evet, evet. bulamıyorsun bile. Bunun müptelaları var. Onların hepsini bulup şey galiba neydi? Arkham City'nin anahtarını buluyorsun. Bir şey veriyorlardı ama Hem oyun o hem şeyde de bu yolu yüzde tam olarak yüz oyun hatırlamıyorum. bitirmek isteyen, Platinum şeyi kupası almak isteyen çılgınlar var ya, her şeyi yapayım falan diye. Ama gerçekten zor Evet, iş evet. yani. Çok, bir de Zor, bazıları çok haritada zor. işaretli, bazıları değil. Tüm Gotham'ı gezmeniz lazım, ya da Arkham'ı. Bayağı şey, sıkıntılı bir iş yani. Ben çok Aynen öyle. gelemiyorum öyle şeylere. Yani, hikayem bitsin tamam, ben öpüp başımı kayarım onu. Bu arada yeni Batman filminde Riddle Evet, işlenecekmiş yeni galiba. işlenecek. Bence çok güzel bir karakter. Her oyunda var bu arada. Her oyunda çok başrol, hatta neredeyse gizli başrollerden her zaman Evet. olur. Filmde olması da Yapayım. çok iyi olacak. Aynen. Ve gelelim haftanın konusuna. Senelerdir tartışılan, hatta Derviş'le yaptığımız Mert'in dönmesinden bir önceki programdı. Bu şeyde Yeşilay skandal tweetleri. Yani çoğu bence skandal. Hatta hepsi skandal. Araştırılmadan, edilmeden oyunu direkt tükaka eden tweetlerin de konuşulduğu bir zamanda yeniden gündeme gelmişti. Aslında her zaman gizli gündem konulardan bir tanesidir. Oyunlar zararlı mıdır, faydalı mıdır, oyun bağımlılığı nedir? Şimdi beyler, şöyle bilimsel bir test yapacağız sizinle. Hepiniz araştırmışsınızdır zaten. Amerika Psikiyatri Derneği tarafından tanımlı olmamasına rağmen Dünya Sağlık Örgütü bunu hastalık olarak kabul ediyor. Şimdi hem siz, yani Derviş ve Mert, hem de dinleyicilerimiz bunu içinden saysınlar. Okuyacağım maddelerden 5 tanesi, en az 5 tanesi bir yıldır devam ediyorsa biz hastayız. Yani resmi olarak hastayız. Bağımlıyız. Bağımlıyız ve bu da hastalık olduğu için biz iyi durumda değiliz. Bunlar Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri galiba, öyle değil mi? aynen derdi. Semptomları bunlardan 5 tanesini göstermemiz lazımmış. Okuyorum. Tamam, Ve içinizden tamam. sayın, oku, şey, maddeler bittikten sonra kaç tanesi olduğunu soracağım. Abi bir saniye, bir kağıt çıkartıyorum hemen. Tamam. Tamam, başlayabilirsin. Bir, oyunlar hakkında gün içerisinde aşırı derecede düşünmek. Evet, evet. Gladiola sendromu. Bende de var bu. Ben de buna dikkat ettim. 2. Oyun oynamadığında kendini kötü hissetmek. 3. Ya bir saniye abi, ne kadar oyun oynamadığında ama. Şöyle, burada şöyle yazmış. Herhangi bir oyunda save aldın ve çıktın oyundan. Tamam. Ve ertesi gün veya 2 gün sonra Ori oynayamadın. Ve Ori oynayamamak, mesela kız arkadaşınla buluştun. Kız arkadaşınla buluşurken Ori oynamamak, sende nasıl desem, böyle bacak sallama sendromu gibi bir sendrom yaratması lazımmış burada. Hani Ori oynayamadığı için Tamam. rahatsız olman lazımmış. Tamam, yok bu bende yok yani. Bende de yok. Derbi sende var mı? Bende yok ya. 3. Ben şey değil ya. Çok oyun oynamam. Yeterince oynarım. Çok net cevap. Çok felsefi yaklaştı be. Üçüncü madde, daha fazla zaman ayırma ihtiyacı duymak. Yani bildiğimiz Evet, dozajı bu kesinlikle var. arttırma bu. Bu Bende kesinlikle yok. var ya.
Ben de yok. Ben standart oynarım. Ben de standart oynuyorum. Derviş 1, Mert 1, ben 1. Şu an 1-1-1. Az önce dediğim şeyle çeliştim bu arada. Yeterince oyun oynuyorum dediğim. Şimdi de birazcık daha arttırmak istiyorum diyor. Tam bir ikizler burcu. Ama bu aslında diğerinden farklı. Şey gibi. Birinde oynayamadığın aklına geliyor. Diğerinde oynadıkça kapatamıyorsun. Bence çok farklı. Hani oturduktan sonra Aynen. yetmemesi. Dördüncü madde de Tamam. aslında üçüncü maddeyle aynı. Kendini durduramamak, zamanı azaltamamak. Bu da şöyleymiş. Kendine söz veriyorsun. Oyunu kapattıktan sonra diyorsun ki haftaya bunu yarısını oynayacağım ve bir hafta sonra geçtikten sonra sözünü tutamıyorsun. Bu bende yok. Bu anda var ya. Mert iki oldu. Bu ben. Derviş. Bende de yok ya. Rahat Tamam. adamım ben. Yeterince oynadım. Abi bende şöyle oluyor. Diyorum ki haftaya atıyorum işte bir online oyunda. Diyorum iki maç oynayacağım. Tam olarak bu. Evet. Sonra iki maçı oynuyorum ve sonra diyorum ki ya ben bu iki maçtan yeteri kadar zevk almadım. Bir iki tane daha oynayayım bari. Tam olarak bu oluyor. Diğer maddemiz önceden yaptığı işleri aksatmak. Oyun yüzünden. Yok. Bende de yok. Yok böyle bir şey Ben yok. ya ben de olabilir birazcık. Derviş'e de burada Ya bir puan ekleyelim. galiba benim 2 oldu. 2 2 2 2 Mert 2 Derviş 2 ben Ben de 1. ikiyim. Evet. Yani Okulda şöyle abi, buyur Derviş. kitap okumayı çok seven bir insandım. Oyun oynamayı arttırdığım süre Zaman kitap boyunca okumamaya başladın değil mi? daha az kitap Tamam. okumaya başladım ve inanılmaz bir vicdan azabı Bu çekiyorum. direkt semptom. Yani bu var. Diğer semptomumuz okulda, iş yerinde. Yani okulda slash iş yerinde etkilenmek. Burada Kesin. da şunu yazmış. Şöyle şeyler dahil. İş yerinde çalışırken birden Steam, Epic Store veya PC Store'un açıp fiyatlarına bakmak, bunları karşılaştırmak, gameplay videosu izlemek ve benzeri ve benzeri. Yok Ya ya, yok. bende de yok. İşi bende var. İş yerinde fotokopi çekmekten Dark Souls'a boss'a girerim daha iyi ya. Çok net söyleyeyim. Bu o Öyle değil abi ama. iş yerinde. Bu fantezi, bu istek. Burada benim dediğim şey şu. Çalışırken işini aksatıyorsun. Gameplay Ha. videosu izliyorsun. Halbuki patron senden bir iş istemiş oluyor. Bu dediğim bu benim. Yok ya ilk. Yok yok. Yani Yok galiba. karaktersizlik. Öyle söyleyeyim. Ya böyle bir şey. Biz yani tabii yaptığımız işimize para veriliyor. O mesai saatleri içerisinde önceliğimiz Burada iştir. da evet. Evet. Diğer maddemiz oyun oynaması. Bak bu çok benim ilgimi çeken bir madde oldu bu arada. Belki de buradaki en ilgimi çeken madde. Oyun oynama süresinden utanmak, arkadaşlarımızla oynadığımız süreyi yalan söylemek. Hayır, ben abartıyorum. Ben de tam tersi abi, Bende de abartıyorum. yok bu. Ya Hiç söyle, utanmam ya. bu soru var ya tam şey Nuri Bilge Ceylan filmi gibi ya. Ruhumun karanlık noktalarına seslenmiş gibi hissediyorum. Bende bu var. Bazen bakıyorum abi. Örneğin mesela beraber Assassin's Creed Odyssey oynadığımız zaman da sen diyordun. Senin Steam'ine bakıyordum. Bu adam 60 yapmış, 70 yapmış. Oha 81 ulan ben daha 30'dayım falan yapıyorum. Sonra sen 90 yaptın artık yetişemem anasını satayım dedim. Oyunu bıraktım. Yani bir yandan seninle yarışıyordum. Bir yandan da hikayede ilerlemeye çalışıyordum. Bazen ne yapıyordum? Bak şimdi ay, çok kötü olacak ama bunu söylemem lazım. Söylüyorum. Bazen sırf böyle oynayış sürem artsın diye oyunu açıp bıraktım. Tuvalete de... Skandal. Ya yemek yemeye Skandal. dışarıya çıktığım oluyor. Derviş bu sana bir Bunu puan yazar. yapıyorum. 3 puanla şu an liderliğe çıktın. Bağımlı Son ya. iki madde. İki madde de 2'deki gelirse bağımlısın. Mert'le bizim bağımlı olmadığımız kesinleşti. Sondan bir önceki madde okuyorum. Kötü bir anında psikolojik olarak bu. İyileşmek için oyun oynamak. Var var Bunu kesin yapıyorum var. ya. Bunu, Var bu var. bende de var. Var var. Var. Yani özellikle sinirli olduğum Evet. zamanlarda Bende de oyun var. oynarım. Özellikle Abi FPS açarım. Evet Sinir ben de. stres sahibi bir insan Doom'u veya Wolfenstein'i açarsa Evet o tür kesinlikle. oyunlar işte Call of Duty, Battlefield, FPS ağır tabanlı ağırlıklar. Bu arada bu şey abi şunu söyleyeyim öneriyorum. Eğer sinirliyseniz ve FPS oynayacaksanız lütfen online FPS oynamayın. Evet. Daha Çünkü da daha da sinirli. Klavye sinirlenirsiniz. kol Daha da kalmasın. %1 katılıyorum ya. Yani sinirlenirsiniz. gerçekten günün en katıldığım cümlelerden bir tanesi oldu. Kesin kompetitif oyunlardan uzak durun. Kendi başınıza takılın. Easy alın oyunu oynayın. Hiç başka kriz yaratmayın yani kendinize. Gerek yok yani. Son maddenin ben üçümüzde de olduğunu düşünmüyorum. Oyun yüzünden kariyer fırsatlarını kaçırmak. Hayır ya. Yani bu çok ağır. Çok komik Abi oldu. Çok ağır ben olur bu ya.
Ben de uyku yüzünden oluyor ya. Evet ya, o olabilir, tamam, ona bir şey de, ama oyun yüzünden bir iş görüş Bak yani ama oyun yüzünden bir iş görüşmesine gitmemekten bahsediyoruz burada. ne bir tamam, ama bak dolaylı yolda oyun. Niye Daha diye uykusuz sorarsan kalıyorum. abi. Sabah mülakat var, tamam mı? Sabah 9'da 10.30'da mülakat var. Benim 10.30'daki mülakat hazırlanabilmem için 9'da kalkmam lazım. 9'da kalkmam için 1'de falan yatmam lazım en geç. Abi ben zaten işte 8-9 gibi bilgisayar başına oturuyorum ve diyorum ki güzel bir oyun süresi geçireyim. 2'de bitiyor o oyun süre. Oyun Ya benim sabah aslında kalkmamı direkt etkilemiyor ama anladım. yani Dolaylı ses ben yapıyor. oyun yüzünden mülakat, aynen oyun yüzünden mülakatı kaçırmıyorum ama oyun mülakata hazır bir şekilde, dinç bir şekilde uyanabilmemi etkiliyor. Ben o yüzden buna tik atıyorum Tamam. ya. Ya Tik tık attık, kabul ettim, bununla ama buna rağmen hiçbirimiz bağımlı değilmişiz. Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi evet. testine göre biraz derviş sallantıda, yani hafif böyle kayabilecek Son durumda. maddeyle söylüyorum ve galiba bağımlı olduğumu düşünüyorum, söylüyorum. Benim açık öğretimden bir bölüm okuyordum. Söyleyeyim, web tasarım ve kodlama diye, tamam mı? Aklım hayatta almayacağı şeyler, maksat makam mevkimde yükseleyim diye okuduğum bir bölüm. Skandal. Tamam mı? Bugün forum skandal ilerliyor. Benim açık öğretim sınavım vardı, tamam mı? İşte sabahın erkeninden kalkıp sınava gitmek falan. Ben de o dönemler Skyrim oynuyordum. İşte Skyrim'de de yer kıran höyüğünde bir yerde takılmıştım. Baya böyle beni dövüyorlardı. Baya baya dövüyorlardı oradaki yaratıklar. Ben de sabah erkenden kalktım, giyindim, kahvaltımı yaptım. Tam sınava gireceğim. Sınav giriş belgemi falan bırakmışım masanın üstüne. Abi sınav saatime yarım saat kaldı. Ya salla, zaten eve yakın diyerek giderim dedim. 10 dakika kaldı. Zaten 15 dakikası da ekstradan girebiliyorsun dedim, geç kalsam bile. 25 dakika dedim. Sonra tam kapıya girecekken bilgisayara baktım. Bilgisayar bana baktı. Ben sınav giriş belgeme baktım. Sınavıma girmedim. Okulum bir dönem uzadı bunun için. O dönemde de şey Ayda. demiştim insanlara. Ya boşver, bütlerde geçersin dedim. Bütlerde yine oyun oynadım. O dönem Bioshock oynuyordum. Bütlerde yine gitmedim. Boşver, şeyde yaz okuluna veririz dedim. Yaz okulu kayıtları başladığında da param yoktu. Kaydımı yatıramadım. Okul yani sanırım. Sanırım maalesef. Sende Peki var şu bu. an yapar mıydın Sende bunu? var. Tabii yapmam ya, O aptallık zaman ya. Bir sürü hakkı. bağımlıymışsın ama şu an değilsin, ama sen bir gir çık yapmışsın. Arkadaşa bakıp çıkmışsın yani. Bariz. Kesinlikle Şimdi öyle. derviş çok güzel bir yerde bıraktı. Oradan direkt devam edelim. Mert, seninle devam edelim. Oyunların zararlarından bahsedelim. Şimdi bilimsel olarak açıklandığı zaman en başta şöyle gidelim istersen. Kendimizde ne gibi zararlar gördük? Yani neler yaşadık, bizi nasıl etkiledi bu maddelerin yanında ve Dünya Sağlık Örgütü veya yapılan araştırmalar neyden bahsediyor? Resmi olarak testleri yapılmış, üniversitede araştırılmış olarak zararları şunlar: uykusuzluk, yemek saatlerini aksatma, bundan dolayı fast food'a çevirme, hareketsizlik, hareketsizlikten dolayı kalp ritimlerinde bozukluk, kalp ve karaciğer yağlanması, kalp krizi, dışarıda sosyalleşmenin engellenmesi, insanlarla etkileşime girmede sıkıntı yaşama. Dünyada 14-17 yaşındaki gençlerin %1,6'sı bağımlı, %5,1'i de bağımlılığa en yakın grup, yani risk grubu içerisindeymiş. Şimdi ben de yani uykusuzluk, ya hepimiz yaşamışız durumu, çok sabahlamışız. Ya ben çok sabahladım. Tabii Yemek canım, saatleri de tabii. aksadı, fast food'a da çevirdi, hareketsizlik geldi. Ya bunların çoğu bende var. Hiçbiri beni ölüme götürecek veya işten kovduracak seviyeye çevirmedi. Ama bunlar potansiyel olarak bende yaşandı. Seninle devam edelim, oyunların zararları diyelim. Ya şimdi şöyle, oyunların zararları arasında bence seni saymadığın ama özellikle Amerika'da en kritik olarak gözüken şey, oyunlar acaba insanı şiddete yöneltiyor mu? Bu da bence büyük noktalardan bir tanesi oyunların zararlarıyla alakalı. Onu sonra konuşuruz yine. Senin bahsettiğin konu başlığına gelirsek, ya uykusuzluk, abi uykusuzluk kötü bir olay mı şimdi? Bana yani benim noktam başka. Oyun oynamak bence daha kıymetli bir şey uykudan. O yüzden ben uykusuzluğu problem olarak görmüyorum yani. Ya şimdi uykusuzluk çok sorunmuş gibi gelmiyor. Yani biliyorsunuz bazı alimler de der ki 4 saat uyku insana yeter. Yani Fethullah 6 Gülen saat sağ ol. uyku insana yeter. 8 saat uyku hastalıktır diyen insanlar var yani. O yüzden ben uykusuzluğu bir kere bir problem olarak görmüyorum. Bunu eliyorum o yüzden. Hareketsizlik noktasına gelirsek, burada yaşadığım bir şey söyleyebilirim belki. Ama Mert, Hareketsizlikten değildir.
Şöyle bir şey ya. Yani başlı başına uyku senin için bir problem olmayabilir ama uykusuzluğun beraberinde getirdiği bir takım problemler de var. İşte zihnin açık olmaması durumu senin mülakat örneğinde olduğu gibi. Veya yorgunluk, kırgınlık gibi şeyler. Bağışıklık sistemini düşürmesi. Evet, bana burada işte bakın. Ben de hiç uyumak istemem yani. Hatta bir bilim kurgu filminde karakterin birisi şöyle diyordu. Düşünebiliyor musun? Bir hap olacak, o hapı atacaksın, hiç uykun gelmeyecek falan. Bana çok çılgınca geliyordu. Yani o icadı anladım. Anladım. Anladım senin dediğini Derviş. Ama yani söylemek istediğim şey şu abi. Uykusuzluk alışılabilecek bir şey ve alıştığın zaman uykusuzluk yaşamayacaksın artık. Ya uykusuz kalmak şöyle bir şeydir abi. 8 saat uyuyorsundur, bir gün 6 saat uyursun uykusuz kalırsın, tamam mı? Ama hep 6 saat uyuyorsa uykusuz kalmazsın. Vücudun 6 saat uyumaya alışmıştır artık. Çünkü vücudun uyku döngüleri 1,5 saatlik aralıklardan oluşuyor. Bunun belli bir kısmını REM oluşturuyor. Yani rüyaların işlendiği süreç. Bir kısmını da tamamen vücudun dinlenmeye ayırdığı zaman dilimi oluşturuyor. Bu 1,5 saatlik döngüleri kırmazsan istersen 6 saat uyursun. İstersen 8 saat uyursun. Of, çok fark edecek bir şey değil. Ben onu söylemek istiyorum. Ben 6 saat, 6,5 saat uyuyarak okey olabileceğini düşünüyorum bir insanın. Çok oyun oynamak istiyorsa. O yüzden öyle bir noktaya değindim. Hareketsizliğe gelince ben de hareketsizlikten dolayı şöyle bir şey oldu abi. Hareketsizlik değil ama aynı hareketi devamlı yapmaktan dolayı benim sol bileğimde bir kist çıktı. Bu direkt bence bilgisayar kullanımıyla alakalı. Yoğun bilgisayar kullanımıyla alakalı. Çünkü ne zaman bilgisayar kullanımını azaltsam o kist yok oluyor. Kullanmaya yoğun başladığım zaman tekrar ortaya çıkıyor. Benim böyle bir problemim var yani. Vücudumda bir kist oluştu bilgisayar dolayısıyla. Ama ciddi bir şey değil. Birçok insana çıkan bir şeymiş. İnternette araştırdığım zaman, doktora gittiğim zaman bunlar söylendi. Herhangi bir ağrısı yok, herhangi bir etkisi yok. Sadece vücudumda bir bileğimde çok yoğun bilgisayar kullanırsam hafif bir yumru oluşuyor. Böyle bir şey var. Sosyalleşmeyle alakalı, ben zaten sosyal bir insan değilim. Bunda oyunların rolü yok yani. Oyunların bu noktada bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Ama şunu belirtmek isterim ki ben bilgisayar başına oturup bütün hafta sonumu geçirebiliyorum. Ya da bir keresinde 17 saat kuzenimle beraber Age of Empires oynamıştık. Hiç aralıksız. Bu tür böyle ekstrem durumlarda tabii ki olumsuz tarafları oluyor. Çünkü 3 gün dışarıya çıkmamak çok basit bir şekilde sizin en basitinden C vitamini intake'inizi, alımınızı düşüren bir şey. Ama ben yani çok oyun oynamanın ya da çok fazla bilgisayar kullanmanın ciddi problemler olduğunu düşünmüyorum. Yani bunların her birisi insan istediği zaman bırakabileceği şeyler. Nasıl söyleyeyim? Kimyasal olarak bir etki yapan bir şey değil. Öyle görüyorum. Psikolojik olarak etki yapabilirler. Bence psikolojik etkiler kimyasal etkilerden daha kolay atlatılabilir şeyler. O yüzden genel olarak düşüncem psikolojik etkileri olduğundan dolayı oynanıyor. Kimyasal etkileri olmadığından dolayı kolay bir şekilde bağımlılık yaratsa da kurtulunabileceği. Derviş, Mert, Doğu Perinçek'in Rusya'ya savunması gibi oyunların savundu baya baya. Hani şiddetli bir şekilde inanarak ve zararlı yönlerin aslında çok kolay önlenebileceğini söyledi. Sen ne düşünüyorsun? Bilgisayar bağımlılığının uyku problemi üzerindeki meselelerine değindim Mert. Bunun Uzak Doğu Asya ülkelerinde gerçekleşen olaylarla ilgili birkaç şey anlatmak istiyorum. Bunları siz de bilirsiniz. Ne bileyim, günlerce hiç dışarı çıkmadan, hatta yıllarca hiç dışarı çıkmadan oyun oynayan Koreli, işte internet kafede ölü bulunan Çinli gibi gibi şeyler var. Bunun çözümünü belli başlı noktalarda yine Uzak Doğu ülkeleri gerçekleştirmiş durumda. Her ne kadar Amerikan Psikiyatri Derneği bunu bir hastalık olarak kabul etmese de, ki bunu kabul etmeye yönelik çalışmaları da var. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün kendi listesine dahil ettiği bir hastalığı psikiyatrlar kabul etmese dahi o ülkenin sağlık sistemi bir şekilde dahil eder. Uzak Doğu Asya ülkelerinde bağımlılık ilgilenme merkezleri falan kurulmuş abi. Bayağı böyle bağımlı hissettiğinde veya bir problem çıktığında böyle merkezler kurulmuş alanlarda. Gidiyorsun orada problemlerini falan anlatıyorsun. Çünkü orada durum çok ciddi bir boyutta. Uzak Doğu Asya ülkelerinde özellikle. Şimdi ben Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde bir yüksek lisans öğrencisinin ki adı Gökçe Mohaç'tı. Yüksek lisans tezini okudum. Yaklaşık 110 bin sayfalık bir tezdi. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin bu tezlerin yayınlandığı sayfada bulabilirsiniz. Ben zaten YouTube'da paylaşırım bizim yorumlar kısmında gene tezi. Yaklaşık 110 bin sayfalık oyun bağımlılığı ve obezite arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışmış. İşte bizim Avrupa'daki oranları açıklamış orada. Avrupa'da obezite oranı erkeklerde %3, kadınlarda %36. Bunlar bayağı ciddi bir
bunların yüzde kaç oyunlardan kaynaklandığını bilemiyoruz. Sen orada çok güzel bir istatistik verdin. Oyun bağımlılığının oranı değil. 14-17 yaşındaki gençlerde %1.6 kesin bağımlı. 5.1'de de bağımlı olmak üzere. Evet. Obezite kaynaklı bilgisayar oyunlarının obeziteden daha doğrusu obeziteye yol açtığını söylüyor. Düşündüğünde pek de mantıksız gelmiyor açıkçası. Çünkü bilgisayar başında geçirilen vakit hareketsiz vakittir. Bizim beslenme dediğimiz şey aslında vücuda yeterli besinin girmesi. Obezite dediğimiz şey ise vücuda harcadığın enerjiden daha fazla besin öğesinin vücuda girmesi. Yemeği yediğin zaman enerjini yakamıyorsun bir şekilde. O obeziteyi tetikliyor. Obezite de bildiğiniz üzere bir sürü kas Ek olarak hastalığını yemek yapmayı tetikliyor. oyun için bir zaman kaybı olarak görüyorsun. Yemek hazırlamayı, evde organik bir şey yapmayı Kesinlikle. ve dışarıdan yemek söylüyorsun. İkinci darbeyi vuruyorsun aslında. Ha, kesinlikle öyle. Aslında bizim hayattaki bütün alışkanlıklarımız artık oyunlar üzerine kurulduğu için bir yönden bir tembellik oluşturmuyor değil. Örneğin en basit mantıkta bir yemek sepeti uygulaması bir oyunlaştırma biçimidir. İşte yemek alıyorsun, o bölgedeki en iyi Doğru. tapozet kiminse o galip geliyor. İşte oradan ödüller, hediyeler. Oradan mesela Swan ve eskiden Forsker vardı. Onlar da bayağı böyle işte bir mekana gittin, şurada check-in yapayım. Şimdi bayağı böyle ne derler ona, turizmden otel hizmetlerine kadar bayağı her şeyde artık bu oyun elementleri var. En yüksek krediye Mahallenin sahip muhtarı işte filan. alan. Oyunlar tamamen aynı. Oyunlar tamamen artık bizim yaşamımıza entegre edilmiş biçimde. Biz oyunlarla doğduk. Aslında oyunlarla büyüdük. Kültür tarihimizde, kültür birikimimizde daima oyunlar vardı. Yani şey vardı, orada bir tane antropolojiyle ilgili bir tanım vardı. Homo Ludens bilinci, Homo Ludens, Ludens galiba, Homo Ludens ile ilgili. İlk düşünen insan bildiğimiz üzere Homo sapiens zeki, akıllı, strateji kurmayı bilen, problem çözmeyi bilen ve öğrenebilen varlıklardır. Ki bu üçü de bizim aslında oynadığımız oyunların da temelini teşkil ediyor. Stratejik düşünme, problem çözme, öğrenmek. Ki insanoğlu bunların üçünü yapmasaydı herhalde bugünkü bizde olmazdık diye düşünüyorum. İlki oyunların o hayvan kemiklerinden oluşan aşık derler ya, aşık atmaya mı geldim buraya diye bir deyim de vardır. O hayvan kemiklerinden oluşmuştur. İnsanlar birbirleriyle iletişim kurmuştur. Daha sonra bu çeşitli zar oyunlarına satranca kadar gelmiştir. İnsanlar birbirleriyle iletişim kurmuştur. Bunlar gelişmiştir. Sosyolojik yönüyle de oyunlar gerçekten çok çok kuvvetlidir. Etkileşimi bayağı arttırıyor. Biz aslında programdan önce satrançla ilgili birkaç şeye değinelim mi diye düşündük ama Ya şey yapamadık aslında. ben katılmıyorum Sen satrancın buraya girdiğine. Satranç bir spor. ama satrancın neleri tetiklediğini Ya bir şöyle konuşmak lazım. ya şimdi konu çok uzayacak. Vaktimiz de çok kalmayacak ama ben satrancı buraya kesinlikle uyduğunu düşünmüyorum. Yok, şu an teknolojik satranç oyunları falan olur ya, satrancın tetiklediği Yok evet. mantenle Yok dediğini mevcut anladım gibi ama şey oyunlar derviş falan benim dediğim bu arada onlar. onu ekleyeyim. Hani belki de söylemişimdir. Benim dediğim araştırmaların hepsi PlayStation ve bilgisayar video oyunları kapsamında. Yani kesinlikle satranç Evet. ve benzeri oyun Evet. türevleri bunun için de yani Tetris bile dahil değil şu an artık. Bir de Triple A özellikle. Aynen. Ya pek zaten satranca değinmeyecektim. Yani satrançtan günümüze mesela şey vardı. Arda Turan'ın bir açıklaması vardı. Ben işte futbolu sokakta öğrendim diye. Onun döneminde insanlar sokakta vakit geçirmeyi, oyun oynamayı severdi. Ben de işte 2000'lerin milenyum çocuğu olduğum için oyun oynamayı internet kafede öğrendim. Orası benim sosyalleşme alanım. Daha işte sokakta futbol oynama dönemi falan yavaş yavaş kapanıyordu. Sosyalleşme aracı bu. Sana bir şeyler kata kata seni ileriye taşıyor. Bu noktada iyi. Yani birazcık yararlarına değinmek gerekirse onu ikinci bölümde tamamlayalım. Bir soru Tamam. sorayım size de öyle kapatalım burayı. Ya ben şey bu olumsuz tarafıyla alakalı bir tane daha demin giriş yaptığım bir konuyu size sorup böyle bir iki cümle gözetiniz varsa alıp orayı olumsuzları kapatmak istiyorum da. Ya sizce özellikle bu RPG'ler ya da işte FPS oyunları yani böyle birazcık daha agresif içerik sahibi oyunlar. Sizce bu Kesinlikle oyunlar hayır. insanı şiddete yöneltiyor mu? Yani Kesinlikle bu hayır. Ya ben ya şey mesela görmek istiyorum. GTA Vice'de oynayıp Asla hayır. sokağa Bu çıkıp adam tamamen öldürmek istiyor musunuz safsata. mesela? Ya istemek değil.
Ya istemek değil, şöyle tanımlayabilirim. Ben ilk GTA Vice City oynadığım zamanlarda acaba ben de gidip arabanın kapısını açıp adamı dışarıya fırlatsam falan nasıl hissederim diye düşünüyordum. Bunu düşünmeyen adam Yok, FMV ben sayılıyor düşünmedim yapmayan mesela. adam Yok, gibi bir hiç şeydir yani. düşünmüyorum. Bunu Hiç herkes katılmıyorum. düşünmüştür. Hiç Ya ben düşünmüyorum. bunu çok düşündüm. Ben, yok Psikopat yok. eğilimlerim mi var benim Aksine ya? bu arada çok özür Ben dilerim ben. de Aksine oyunların şiddet yönelimini azalttığı ispatlanmış. ya benim Şöyle bir şey söylemek yapacağımdan değil. istiyorum. Yani sadece yapsaydım Tamam, acaba yok nasıl benim de olurdu? Bir fikir yani. o da aklıma Kesinlikle gelmedi yapacağımdan değil mesela ya. benim. Yoksa GTA'nın nasıl vahşi bir oyun olduğunu Ya testereyle oradaki adam safsatı çıksın yani. şu. O kadar şey Mesela değil. biri gidiyor okulda 14 kişi öldürüyor gerçek hayatta. Bu zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde oluyor. Sonra çocuğun evine geliyorlar, bilgisayar açıyorlar, GTA yükleyin. Evet. Bakın GTA yüzünden. Bu dünyanın en salakça teorisi. O şeyde oldu ya, ne bir en büyük Evet. Bin Laden'in Ya böyle bilgisayarından saçma GTA bir şey olabilir çıktı. mi? Zaten şöyle düşün yani, GTA şu an GTA 5 özelinde kaç milyon sattı bilmiyorum. Yani 100 milyon sattı neredeyse. Şimdi zaten dünyada herhangi bir katilde artık GTA yüklüdür. O zaman hep GTA mı yakacağız? Böyle bir şey. Böyle manasız bir şey olabilir mi ya? Oyun suçlu, oyun suçlu. Ben kesinlikle katılmıyorum böyle şeyler. İşte o oyun yine can aldı. Hayır canım yani. Özellikle GTA sürekli böyle mavi balina. Bu arada mavi balina da aynı konu için herhalde. Yani o oyun yüzünden mi? Yoksa Evet, başka bir şey kesinlikle. var. Sadece ayna mı oluyor? Oranın çok iyi irdelenmesi lazım. Buradan abi şuna bağlamak istiyorum. Derviş'in söylediklerine bir ek olacak bu. Yanıt olacak ya da. Derviş dedi ki işte Uzak Doğu Asya'da bu problem artık. Çok büyük bir problem. İnsanlar hayatlarını kaybediyorlar. İşte bağımlılık merkezleri var. Şunlar var, bunlar var. Ben şunu merak ediyorum. Abi dünyada en çok oyun oynanan ya da en çok oyun ticareti yapılan yer Doğu Asya olabilir, olmayabilir. Buna dair bir verim yok ama şunu söylemek istiyorum. Neden öyle bir şey sadece Doğu Asya'da oluyor? Neden işte Avrupa'da olmuyor da niye Amerika'da olmuyor, niye Meksika'da olmuyor, niye Brezilya'da olmuyor? Bunlar da çok fazla oyun oynayan yerler. Niye Hindistan'da olmuyor? Bunlar da çok fazla oyun oynayan yerler. Acaba buradaki bu problem, bağımlılık sorunu hayatın akışıyla mı alakalı? Yani o insanların gerçekliğe dair olan inancı ya da gerçekliğe dair olan belki Kesinlikle. bağlılıklarının az olmasından dolayı mı böyle bir problem ortaya çıkıyor? Yani burada oyun bir Ya ben sebep değil de bir tam bununla araç gibi mi, kapatacaktım. yani bir Zaten ayna gibi mi konusunda ya da? bunlarla kapatalım. Biraz daha hemen Çok güzel bir faydalara konu. geçelim. Mert, şöyle söylemek istiyorum. Tam benim söyleyeceğim şeyler. Üç tane çok kısaca olay anlatacağım. Güney Kore'de Lee adında biri 3 Ağustos'ta bilgisayarın başına oturuyor ve 3 gün boyunca kalkmıyor. Sadece lavabo ihtiyaçlarında ve küçük mikro uykularda bilgisayarın başına ayrılıyor. Hayatını kaybediyor. Tayvan'da 40 saat boyunca Diablo 3 oynayan 18 yaşındaki Cheng kalp ve damar sorunları nedeniyle hayatını kaybediyor. United Kingdom'da bir Xbox oyuncusu 12 saat boyunca hareketsiz bir şekilde oyun oynadığı için derin toplar damar pıhtılaşması yüzünden hayatını kaybediyor. Şimdi oyun zararlarından bahsettik. Ben oyun zararları olduğuna inanan bir insanım. Ama bağımlı olduğunca, yani normal bizim gibi artık hani şu kötüdür, şu iyidir ayıran biri için oyun faydalı ki ona geçeceğiz. Ama burada da yine oyuna direkt suç atılmasını katılmıyorum. Birinci faktör kesinlikle senin dediklerin. Yani mesela 3 örnekten biri Güney Kore, biri Tayvan. Zaten Güney Asya'daki ülkelerin hem çalışma temposu hem mutsuzluk, intihar oranları bu gibi şeyleri hepimiz biliyoruz. Bu denkleme bir de bunu kattığında artık o dünyadan kaçmak mı istiyorlar? O hayal dünyasında mı yaşamak istiyorlar? O biraz Inception var ya hani. O acaba gerçeklikleri mi oldu? Bu tür parametreler de var. Çünkü şöyle düşünün. Normal bile değil yani. Geri zekalının bir tık üstü. Ya burada geri zekalı küçümsemek için söylemiyorum. Zeka geriliği olan birinin bir tık üstü bile 40 saat boyunca aralıksız oyun oynanmaması gerektiğini bilir. Yani bu şey gibi. Siz oturuyorsunuz, 8 litre su içiyorsunuz, sonra ölüyorsunuz. Burada su mu suçlu? Hani su mu zararlı oluyor? Ya bu onun gibi geliyor bana. Yani 40 saat boyunca zaten oyun oynamak için 40 saat boyunca o televizyon izlerken de ölürsün. 40 saat boyunca esen bir yerde kalırsan da ölürsün. Yani ben burada oyunun sadece bir özne olduğunu düşünüyorum. O sebeple bu hani işte şu kadar saat oturdu, öldü, gitti. Bunu öldürdü, bilgisayarından mocuk çıktı, böcük çıktı. Bu gibi şeyler biraz iteleme gibi geliyor bana. Bu da zararlarla ilgili benim naçizane görüşlerim. Evet, zararlarından oldukça bahsettik. Mert'le ben biraz daha şey taraftayız burada. Oyunların suçsuz olduğu ve basının ve o şey Show TV'de şov yapmayı çok seven veya Kanal D'de, Star'da son böyle haberi sunarken aman bir deyim atasözü ekleyeyim de şovumu yapayım tarzı benim son derece cahil gördüğüm kesimlerin oyunları karaladığını düşünüyorum. Derviş biraz daha oyunların sinsiliğinden bahsetti, kapitalist düzenden.
Ben orada Mert'le daha yakın hissettim kendimi. Şimdi gelelim oyunların ispatlanmış faydalı yönlerine. En başta kendimden bahsedeceğim. Daha sonra Derviş seninle devam edelim. Bana ne kattı ve bilimsel olarak ne katıyor? Bendeki kesinlikle yadsınamayacağım ve çoğu kişide özellikle benim yani Y neslinde inanılmaz faydasının olduğunu düşündüğüm. Çünkü o zaman teknoloji yoktu ve oyunlar çok daha zordu. Böyle işte sizi embesil gibi göstermiyordu oyun. Oyun gerçekten sizin çözmeniz gereken bilmecelere sahipti ve YouTube yoktu. Ne geliyordu o zaman? Yabancı dil. İngilizcemin sanırım birinci geliştiren şey oyunlardı. Özellikle Silent Resident Evil gibi oyunlardaki karmaşık ve uzun metinli bilmeceleri o küçük kırmızı sarı sözlüklerden tek tek kelime kelime çevirip okumak zorundaydık. Ya da bir ay bekleyip eğer denk gelirse tam çözümünü Level veya başka dergilerden işte şurada şu olmuş, burada bu olmuş tek tek satı satı gitmek zorundaydık ki o takılmış hiçbir gamer yapacağı bir şey değildi zaten. Gidip onu illa çözmeniz gerekiyor. Anlık bir tepki vermeniz gerekiyordu. Bu sebeple zaten sonra Football Manager etkisi geldi. Bu tür oyunların İngilizceye yadsınamaz bir katkısı olduğu açık. Tarih ve benzeri olaylarla ilgili duyma. Biz bunu uzun uzun konuşmuştuk. Assassin's Creed serisinde. Yani burada gidip işte tarihi oyunlardan öğrenirsin gibi saçma sapan bir tez sunmayacağım ama merak o ilk tohumu atabilecek şeylerden birisi oyun olabiliyor ve ben bunun ekmeğini çok yedim. Yani o kadar çok mesela İskandinav, Vikings temalı oyunlar oynadı ki hatta hala devam ediyor. İşte 2 sene önce God of War, bu sene yine Assassin's Creed Valhalla veya başka oyunlar. Şimdi aklıma gelmedi. Hani delilerin oynadığı şey vardı ya, ses duyuyordu. İkincisi gelecek hatta. Yine Senua. ha, Senua. Hellblade. Senua. Yaşayın. İşte Hellblade bu tür oyunlarla o türe yani o döneme, o çağa ait şeylere merak uyandırıyor ve sizi herhangi bir kaynağa, kitaba ya da videoya yönlendirebiliyor. Bence bu çok fazla yadırganmayacak bir etkisi var. Şimdi gelelim ispatlanmış şeylere. Travma sonrası stres bozukluğu yani DTST adı verilen hastalığın Tetris çözmüş zamanında. Oyuncuların eline Tetris verdikten sonra bu hastalıkları ilaç kullananlara göre çok daha hızlı çözmüşler. Daha devam ederiz. Bunlar yani Tetris örneği hariç benim yaşadığım faydalar. Derviş sende ne gibi faydalar oldu? Kesinlikle İngilizcemi geliştirme konusunda yadsınamaz bir yararı olduğunu düşünüyorum senin gibi. Bir şey eklemek istemiyorum orada çünkü aynı yoldan geçtik hepimiz. Benim tarihe ilgi duymamı sağladılar. Yani her ne kadar oynamasam da Diablo gibi bir oyun bütün dini terimleri veya dini ritüellerle Orta Dünya'yı karıştırabilmiş inanılmaz fantastik bir oyun. Bununla ilgili fikir çatışması ortaya koymayı başarmış. Değerli bir oyun Diablo'da. Sen İskandinav mitolojisinden söz ettin. Benim de Yunan mitolojisine büyük bir hayranlık duymamı, işte Yunan kültürünü araştırmamı, ne bileyim sağlayan en büyük oyunlardan birisi de God of War olmuştu. Kratos sevmiştim, Zeus kimdir, işte Olimpos Dağı nedir? Yanır mısın? Sırf çirkin olduğu için Olimpos Dağı'ndan babası Zeus tarafından aşağı atılan Hesiodos için ağladığını biraz hatırladığımı biliyorum yani. Baya baya benim de ortak yönlerimiz İngilizce, mitoloji gibi yanlar. Bende bir problem var abi. Odak problemim var. Onun için galiba shooter oyunlarını pek başarılı değilim desem daha doğru olur. Önemli Odak Nishangat'ta derken bir derviş türü şey mi? Eğim alma mı yoksa dikkat dağılması mı? eğim değil de bayağı Nishangat'taki adamı böyle bir türlü headshot'tan alamıyorum yani. İstatistiğim çok düşük. Bayağı böyle Kolsuzum ele diyorsun yani ayağa falan kibarca. ateş etmiş. Bayağı aynen kolsuzum. Baya baya kolsuzum. O yönden şey derler ya işte odak geliştirme konusunda falan bayağı iyidir de işte falan falan derler. O konuda ben de pek işe yaramadığını söyleyebilirim ama çevremdeki şeylere birazcık daha dikkatle baktığımı en azından oyunlarla ilişkilendirdiğimi söyleyebilirim. Yani bir ara otururken şey yapmıştım. Kırmızı bir varil atmıştım ya size fotoğrafını. Evet, Şöyle evet, arkadaşıma evet, evet, evet. Çok bakar mı iyiydi acaba o. der gibi. Çok iyiydi. Bayağı böyle ilişki kurabiliyorum çevremdeki elementlerle veya hayal gücümle ilişkili. Bu da beni mutlu ediyor. Açıkçası bu güzel bir şey. Dünyada kanıtlanmış şeylerine gelecek olursak şimdi şöyle var. Oyunların yaşlılar ve gençler üzerindeki etkileri var. Gençler belirli bir sürede oynadıkları zaman el vücut koordinasyonunu çok olumlu yönde etkileyebiliyor. Bu artık aileleri ve kişisel danışmanlarına kalmış bir durum okullarda, hastanelerde. Bunun eğitimi veriliyor. Bunun üzerine pek fazla konuşmak istemiyorum. Süremiz eksik. Şöyle bir durum var. Türkiye'de ergoterapi denen bir alan var. Pek fazla bilinmese de gerçekten biyoloji ve fizyoloji, biyoloji, fizyoloji ve psikolojinin ortak
alanlarının oluşturduğu bir alan. Ergoterapi toplumdan soyutlanmış, sakat, engelli gibi bireyleri tekrar topluma kazandırmak için bir nevi iş uğraş kazandırmaya çalıştırıyor. Ve Türkiye'de birkaç örneğine denk geldim. Bizatihi de görüşme fırsatı yakaladım. Toplumdan soyutlanmış insanları topluma tekrardan oyun vasıtasıyla kazandırmayı planlıyorlar. En azından el vücut koordinasyonunu tekrardan düzenli hale getirmeye çalışıyorlar. İşte duyu organlarında kayıp yaşayan insanların daha iyi duyabilmesi için Senua gibi 3 boyutlu oyunları oynatıyorlar. 3 boyutlu ses kalitesine sahip oyunlarını oynatıyorlar. Bu noktada da tıp ve oyunun beraber çalıştığını görmek sevindirici. Çocukların, yani bunu söylemem ne kadar doğru bilmiyorum ama Türkiye'deki misyonerler bayağı yapıyor bunu. Hristiyanlık misyonerliğini oyunlar vasıtasıyla, sürekli YouTube'da karşımıza çıkan oyunlar vasıtasıyla yaymaya çalışıyorlar. Bu ne kadar yararlı bilinemez tabii ki. Ama bu din eğitimi olumlu yönde kullanılırsa din eğitimi oyunlar üzerinde de etkili olabilir. Ki sanırım ana karakterin Hazreti İsa olacağı bir oyunda yayınlanacak gelecek sene. Yani söyleyeceklerim bu kadar yararlıyla ilgili. Mert, sende ne var? Yaşadın. Abi ben hızlıca kendimde olan şeyleri söyleyebilirim. Yani aslında çok benzer tabii ki. İngilizce konusunda kesinlikle katılıyorum. Ama onun dışında birazcık sizin ihmal ettiğiniz ama bence sizde de olan abi oyun oynadığın zaman bir kere aynı anda birkaç işi beraber yapıyor olman gerek. Evet. Bu oyunların çok temel özelliklerinden bir tanesi. Aklında bir şey tutacaksın, o ara bir aksiyonu gerçekleştireceksin ama gelecekteki aksiyonun da ne olacağını çıkarmaya çalışacaksın. Bu gerçekten işte gavurların multitasking dediği olay, oyunun getirdiği gerçekten önemli bir bence yeti, varsa da geliştirme noktasında çok faydası oluyor. İkincisi de işte dervişte olmayan ama bence geliştiren, dervişte devam ederse geliştirebileceği el göz koordinasyonu gerçekten. Yani elinin yapmak istediği şey, gözünün gördüğü şey, beyninin hükmettiği şey. Bunu oyun daha iyi yapabiliyor. Ben bunu kendimde şu şekilde çok rahat bir şekilde hissediyorum. Abi benim küçüklükten beri küçük psikomotorlarım, bu parmak uçlarım çok ince işlere çalışmıyorlar. Yani bir ip bağlamaktır ya da ne bileyim işte düğme düğmelemektir gibi şeyleri çok iyi yapamıyorum, beceremiyorum onu. Çok çok zorlanıyorum yaparken. Ama oyun oynarken bu özelliğimi birazcık daha geliştirdiğimi hissediyorum gerçekten. Yıldan yıla, zamandan zamana mouse sayesinde özellikle ya da ufak tuşlara basmak özelinde, hızlı basmak özelinde birazcık daha o parmak uçlarımı kullandığım için bu özelliğimin geliştiğini hissedebiliyorum. Bir de bilmiyorum siz de onu yaşıyor musunuz ama ya bence abi çok oyunla çok alakalı bir şey. Özellikle böyle uzun zaman FPS oyunları oynadıktan sonra Call of Duty, Battlefield, işte Counter Strike olabilir, Half-Life olabilir. Dışarıya çıktığınız zaman sizce dışarıdaki hareketliliğe duyarlılığınız artıyor mu? Yani ben dışarı çıktığım zaman her köşeye, yani köşede bir kedi geçtiği zaman hemen onunla, evet, böyle bir dönüyorum yani. Evet. Aşırı. Ben bunu da yapamıyorum abi. Şimdi FPS oyunlarında arkadaşlarla örneğin Counter oynuyoruz. Adam 5. killini alırken ben ortadaki tavuklara toplara yok falan... Yok derviş ya. Abi o adam şey düşün. Yani sabah akşam oyun oynuyor. O biraz şey antrenmanla alakalı bir şey. Senlik değil yani, emin ol. Abi sabah şey gibi ya, köylü gibi oynuyorlar. Durmadan oyun oynuyorlar işte. Onlar ya nasıl yetişeceksin yani onları? İmkansız. Ya şey Mert, senin bıraktığın yerden çok güzel bir araştırma var. İyi ki de söyledin. Tam sıra ona geliyordu. Cenova Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre oyun oynayanlar oynamayanlara göre birden fazla işi yapma yeteneğine sahiplermiş. Hı hı. Ve evet, bunun da deneyi yapılmış. Netflix'ten izlerken yanlarına cep telefonu vermişler. Ve cep, hı hı, telefonlarından herhangi bir haber okumasını, takip etmesini, işte hem diziyi izleyip hem yandan ne kadar verim alabiliyor. Ve oyun oynayanlar diziden hem diziyi anlarken yandan da telefondaki sohbeti de akıllarında tutabilirken oynamayanlar bunda gayet başarısız olmuşlar ve telefona bakarken dizideki bütün sekansları kaçırmışlar. Bundan başka Almanya'da yine Max Planck Enstitüsü'nün yaptığı araştırmada 24 kişi... Çok önemli bir yer bu arada. Evet. Ciddi bir yer yani. Evet. 24 kişiye günde 30 dakikadan 2 ay boyunca Super Mario 64 oynatılmış. Oyunu oynayanların MRI cihazıyla hipokampuslarının sağındaki gri maddede artış görülmüş ve normalin üstünde bir beyincik gelişimi tespit edilmiş. Hı hı. Ve yine başka bir deneyde de burada Rochester ve Winchanson Üniversitesi'nin çalışma sonuçlarında dikkat dağılma sorunlarını
önüne geçtiği ve günde 1 saat oyun oynayan küçük çocuklar, küçük çocuklar derken de burada 14-18 yaş arasındaki çocukların yaşıtlarına göre daha sosyal, daha mutlu ve bunu tam olarak cümleyi söylersek şöyle söyleyelim, stresini deşarj etmiş bir şekilde yaşamlarına devam ettiği ispatlanmış. Bu da oyunların faydalı yönleri. Limite, saate ve özellikle hani bazı oyunlar, mesela ben GTA'nın 30 yaşında oynanmasının hiç sakınca olduğunu düşünmüyorum ama 10 yaşındaki bir çocuk GTA için biraz erken olabilir. 10 yaşındaki çocuk işte Among Us oynarsa onun ne kadar faydalı olabileceğini de zaten araştırmalar göstermiş. Senin söylediğin o araştırmalardan bir tanesinde bence araya kaçabilecek, yani anlaşılmayacak bir kavram. Hipokampus, o beyinde bir bölüm, beyinde bir alan, beyinciye yakın ve hafıza ve yön bulma ile alakalı çalışan bir alan. Oradaki gelişim aslında oyunun nereye temas ettiği ile alakalı. Yani çoğunlukla bu tür işte kısa, yani short term memory dedikleri yabancıları, short term memory'yi geliştiren, kısa zamanlı hafızayı geliştiren, keza yine hızlı çalışmayı, hızlı beyin aksiyonlarını geliştiren bir tarafı var. Bir taraftan da işte o fiziki küçük hareketlerin de gelişimine katkıda bulunuyor. O da benim denk geldiğim bir araştırma vardı. İş ortamında, yani ameliyatlarda deneyimsiz bazı, ne deniyor ona? Cerrah. Deneyimsiz bazı cerrahların daha deneyimlilerden, aynen, pratisyenlerin bazı daha deneyimli cerrahlardan daha iyi performans gösterdiğini ortaya koymuşlar. Belli bir süre sonucunda, belli bir oyun oynama süresi sonucunda. Bu da yine o işte fiziksel temas, fiziksel geliştirdiği noktalardan bir tanesi. Ama bunun dışında sayabileceğimiz algıyı geliştiriyor, dikkati geliştiriyor, işte hızlı karar verme mekanizmasını geliştiriyor. Yani çok önemli iki tane başka şeydi. Bu yabancıların yine lazy eye dediği, yorgun göz mü deniyor bizde? Yorgun görme mi deniyor? Tembel görme mi deniyor? Öyle bir kavram tembel var. Görme. Bir gözün, yani bir gözün diğer göze göre yeteri kadar etkili çalışamaması. Bunun tedavisinde yine çok yaygın bir hastalık olan özellikle çocuklara disleksinin tedavisinde oyunların ciddi manada etkileri var. Yani saymakla biter mi? Bir saat bir daha bir program yapmamız gerekebilir belki saymak için. Ama bu şekilde hızlıca ben en azından kendi notladıklarımı özetleyebilirim. Yani ben olumlu taraflarının özellikle yani nasıl söyleyeyim, mütevazi bir zaman dilimi içerisinde oynuyorsan abi oyunu, yani aşırıya kaçmıyorsan gerçekten, psikolojik olarak büyük problemleri ortadan kaldırıyor gerçekten. Yani depresyonu azaltıyor, stresi azaltıyor, endişeye bağlı gerginliği azaltıyor. Ama bunların hepsi işte bahsettiğim gibi, yani mütevazi zamanlarda oynarsan eğer, yani hatta gerçekten bir oyunu, İşte günde 30 saat, yani pardon günde 30 saat olmuyor zaten. Christopher Nolan. 35. Christopher Nolan. TRT'de döndü etraf. Ya gerçekten günde 24 saat oynuyorsan bir oyunu, devam eden günler oynuyorsan aralıksız, bu çok ciddi bir problem, evet. Tabii ki ve bunun bunda da problemlere yol açması gözlenebilecek, beklenebilecek bir şey. Daha mütevazı zaman dilimleri içerisinde oynamak saydığımız etkileri gösterebiliyor. Bilimde de bundan yararlanılmaya çalışılıyor. O 20 senedir, 30 senedir. Derviş'in bahsettiği bir kitap vardı. O araya kaynamasın. Homo Ludens miydi? Yanlış hatırlamıyorsam. Homo Ludens. Homo Ludens kitabı da kaynamasın araya. O da oyuncu insanı anlatan bir eser. Yani oyuncu homo sapiensi anlatan bir eser. Orada da oyunun aslında insanın ilk ortaya çıktığı zamandan beri hep insanın hayatında ve kültürel gelişiminde yer aldığını belirtiyor yazar. Bu şekilde özetleyebiliriz bence. Sizin de eklemek istediklerinizle beraber bitirelim. Ama yani son söylemek istediğim şey şu. Oyunlar çoğunlukla olumlu şeylerdir. Mütevazı kaldığın müddetçe. Mütevazı kalmazsan su bile zararlı olabiliyor. Aynı fikirdeyim. Altını imzamı atarım. Programı şöyle kapatalım. Tek tek size sorular soracağım. Ve hemen kısa cevaplar istiyorum. Derviş, seninle başlayalım. Şu an bizi dinleyen, elinde telefon almış, yatağına girmiş veya bunlar 4 ay sonrasına seslenelim. İşte yağmur yağıyor, hava 3 derece, kış gelmiş, 18 yaşında, 17 yaşında Spotify'ını açmış, rastgele bir keyword yazmış, bizi bulmuş. Bu programı dinlerken şu an bize denk geliyor. Son derece gamer bir arkadaşımız, heyecanlı. Ne önerirsin? Ne yapması veya ne yapmaması lazım? İstersen bu tavsiyelerle diyelim, nasıl tavsiyelerle programı kapatalım. Abi bu videoyu beğenip like atmasın. Öncelikle bu videoyu beğenip like atmanı bekliyorum senden. Değerli dostum. Güzel. Seni çok sevdiğini ve daima yanında olduğunu dinlemesi.
Ya tabii oyunları fazla açıya kaçırmamak şartıyla oynayabilirsin. Oyun oynamak gerçekten güzel. Benim de programın ilk bölümünde belirttiğim gibi biz oyunla doğduk, oyunla devam edeceğiz ve oyunla devam etmeye devam edeceğiz. Sonuçta bu bizim en temel iletişim kaynağımız. Yani bu kadar. Devam et. Adamsın. Mert, sen ne önerirsin? Ya benim önereceğim şu olurdu. İlgisini yükseltmek istediği alanlar varsa eğer, var olan ilgisini geliştirmek istediği, odaklamak istediği bu türde oyunlara eğilirse, yani atıyorum bir tarihi bir dönemi incelemek istiyorsa, o dönemi inceler oyunları oynayabilir ve bu şekilde ilgisini arttırabilir. Ya da belki bir coğrafya ile alakalı bir şey merak ediyorsa yine bu şekilde oyunlar oynayarak o alana ilgisini arttırabilir. Ya da bir konudur belki yapmak istediği şey. Yani gerçekten bugün bence kariyer anlamında da oyunlar önemli yerlere gelmeye başladılar. Bir insan eğer ki işte bir proje yöneticisi ise, proje koordinatörü ise bu süreci deneyimlediği bir oyunu oynaması onun işe olan ilgisini, işe olan motivasyonunu katlayacaktır, arttıracaktır. Bunu önerebilirim, yani ilgisi olan ya da ilgisini arttırmak istediği bir alanda belirlesin o alanı ve o alanda oyunlar bulsun. Bulamazsa bize erişebilir, biz yardımcı olabiliriz ve onları oynayarak o ilgisinin nasıl geliştiğini zaman içerisinde fark etsin. Bunu yaparken de tabii ki hep daha deminden beri bahsettiğim üzere, yani mütevazi zaman dilimleri içerisinde yaparsa, kendini realitenin dışına koymazsa daha iyi olur, başarılı olur, bunu söyleyebilirim. Çok güzel öneriler. Ben de son olarak şunu eklemek isterim. Sizinkileri tekrarlamayacağım. Çünkü aynısına ikinize de katılıyorum. Kompetitif oyunlar adı ne olsun? Adı X olsun arkadaşımızın. Kompetitif oyunlardan uzak dur. Online oyun oynama. LoL, Knight Köylerinden. Online oynama. Yani oynama derken bu seni hem bağımlılığa iter. Bunun sonu yok. Bu tür oyunlara harcayan gameplay ile mükemmel derecede yazılmış. Yani bir sanat gibi izlenecek, hissedilecek veya sindirilecek single player'ları her zaman önceliğini al. Çünkü orada kontrol sende. 2 saat oynuyorsun, save'ini alıyorsun, yemeğini yiyorsun, sporunu yapıyorsun, sevgiline, ailene, arkadaşına vakit ayırıyorsun ve ne olursa olsun yapay zekaya karşı oynadığın için seni sinirlendirmiyor. Yani en fazla zorlansan easy alır basar geçersin oyunu. Ama kombatif oyunlarda hem bir sinir stres hem çok fazla bir oradaki gameplay süresi sonu yok ve onlarda çok başka yöne işte biliyoruz Avengers oyunlarından filan. Şunu al, bunu al. İşte sürekli mikro transition'lar. O çukurlara girme. Kontrol sende olsun. Single player güzeldir. Öyküdür, hikayedir. Her zaman mutlu eder diyorum ben de. Beyler ağzınıza sağlık. Var mı ekleyeceğiz bir şey? Evet. Ne diyeyim? Şu söylediğinle alakalı benim bir notum vardı. Onu kaçırmak istemiyorum. Çok da ya makalelerin içeriğini okurken çok beğendiğim bir söz. Şu an yani simültane Türkçe çevirmeye çalışacağım ama bir insanın kendi motivasyonu pozitif sonuçları, oyundan alabileceği pozitif sonuçları zarar uğratacak şeydir diyor. Yani siz bir oyuna nasıl bakıyorsanız ya da bir oyunu hangi amaçla oynuyorsanız o amaca erişmeniz kuvvetle muhtemel. Yani bir oyunu gerçekten sosyalleşmek için, işte keyif almak için, ne bileyim birazcık da stresinizden kurtulmak için oynuyorsanız oyun bu etkiyi sağlıyor. Ama siz oyunu rekabet içerisinde olmak, diğer insanlara sataşmak, diğer insanlarla işte belki atışmaya başlamak için oynuyorsanız bu da tabii ki olumsuz hislere, olumsuz durumlara, olumsuz sonuçlara yer veriyor. Özellikle kompetitif oyunlarda ve özellikle de kompetitif oyunların Türkiye serverlarında ne yazık ki çok fazla bu bahsettiğim kötü olumsuz düşüncelerle, olumsuz hislerle oyunlarda olan insanlar var. Bu yüzden ben çok uzun zamandır kompetitif oyun oynamayı azalttım. Azaltmadığım noktalarda da, oynadığım noktalarda da Türkiye serverlarına uzak durmaya çalışıyorum. Çünkü oyun keyfini burada alamıyorsunuz. Başka bir şeyin mücadelesini veriyor gibisiniz. Yani karşınızdaki insanı aynı takımda olsanız bile outplay etme isteği var. Bu çok problematik geliyor bana, yani bu çok psikolojik olarak da problematik bir şey, toplumsal olarak da problematik bir şey. O yüzden senin kompetitif oyunlardan uzak durun kısmına böyle bir ekleme yapmak isterim. Uzak durun, duramadığınız noktada da Aynen. Türkiye serverlarından Çok uzak. güzel bir ekleme. Evet, yani Doğu Evet, Avrupa'dan evet. uzak durun Dervis var mı diyorum. sen ekleyeceğin bir şey? Yok. Yani şey var. Homo Ludens kitabının yazarı Hollandalı bilim adamı Johan Huizinga. Onun da bir konu oyunlarla ilgili bir şey bir tezi var. Konuşmak ve düşünmekten sonra insanoğlunun ortaya koyduğu ilk faaliyet Çok oyundur güzel. der. Çok güzel cümleymiş. Vallahi Gerçekten. şu an bir es verdim Müthiş bak. bir Çok hoşuma gitti cümle. Bunu zaten şey yazarız. laf. Johan Huizinga, Hollandalı, Homo Ludens fikrini ortaya koyan değerli bir bilim insanımız. Beyler Oyundur. ağzınıza sağlık. Son derece dolu bir programı geride bıraktık. Hatta konuşamadıklarımız
konuştuklarımız kadar da vardır. Çok derin bir konu. Ağzına sağlık, çok teşekkür ediyorum. Bozuk Kol'un bu haftaki programında oyunların faydalarını ve zararlarını bizim tecrübelerimiz diyelim, sadece bir doğru yanlış değil, tecrübelerimizle daha küçük kardeşlerimize, özellikle de artık oyun dünyasının biraz kumara doğru evrildiği, para harcamaya yönelik iyice çığırından çıktığı dönemlerde birkaç tavsiye vermek istedik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.